Nerede? Koçak. Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Eski sevgilisi Genco Ecer'le çektiği yeni klibini tanıtan ünlü popçu İrem Derici, geçen yaz beraber tatil yaptığı Enis Arıkan'a neden gönderme yaptı? İzliyoruz. İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer'le düet yaptığı Konu O Olunca şarkısını Görücü'ye çıkardı. Bir araya gelme öykülerini anlatan ikiliden İrem Derici, bu sırada yaz boyu beraber tatil yaptığı Enis Arıkan'a göndermede bulundu. Çok garip gelişti bu olay. İrem Murat'la beraber Kıbrıs'a geldi. Bir masada otururken, yemek masasında. Ya böyle bir şey yapalım mı, edelim mi falan filan diye konuşurken klibe girdik, ettik, gözlerimizden böyle yaş falan aktı. Aslında bambaşka bir şarkıyla alakalı bir planımız vardı. Mi? Söyle söyle. Yaklaşık 1,5 yıl önce Enis Arıkan'ın Genco'dan aldığı bir şarkı var. Enis Arıkan o şarkıyı çıkar ya. 1,5 senedir sandıklarda Enis o şarkıyı bekletiyor. Harika bir şarkı. Ben de dedim ki ya Genco dedim gel dedim. Enis dedim bizi kırmaz. Bütün yazı biliyorsunuz Enis'le beraber geçirdik. Verir dedim onu çıkarmaya niyeti yok. Eşek sıpası. Ben kelebekte niye ona sinirlendim? Bunu ima ettik. Dedik ki sen o şarkıyı çıkarmıyorsun. Genco ile biz düet mi yapsak dedim. 3 ay telefonlarıma çıkmadı. Sebebi oydu onun yani. Sonra baktık Enis'in gönlü yok. Bambaşka bir şarkı gelişti bir anda. Ondan sonra bir baktık biz bugün buradayız. İrem Derici, Konu O Olunca şarkısının aynı zamanda bestecisi olan Genco Ecer'e espriyle takılmayı da ihmal etmedi. Konu Olunca şarkısından biraz bahsedersek yazarken siz yazdınız galiba. Nelere dikkat ettiniz? Nasıl bir parça geliyor? Yani ben yazarken hiçbir şeye dikkat etmiyorum. Ben de yaşarken. Yani herhangi birine de bir şarkı yazmıyorum bu arada. Yani bu şarkıyı şuna yazdım, buna yazdım gibi bir hikayesi de yok. Bir hikaye anlatamam şarkıyla alakalı. Öyle mi öğrettim ben sana diye? Ama doğruları söylemem. Ben sana böyle ya mi aslında, öğrettim? Aslında arkadaşlar çok sevdiğim bir kız vardı. İran'dan önce çok sevdiğim bir kız vardı. Bana 3 satır yazmaz böyle. Ünlü popçu geçen hafta yeni klibiyle ilgili çok iddialı konuşmuştu. Olur da Genco ile benim klibim en iyi klibi almazsa ben o kelebeğin kanatlarını tek tek kopartırım. Çünkü anamız ağladı. Yani maddi manevi ve çok iyi bir iş yaptık. Ha bizim üstümüze bir iş çıkarsa onu da biz alkışlamayı biliriz. Ama ben şimdi uyarımı yapayım, 1 yılımız var. Ona göre önlemalısın. Biraz klipten bahsedelim. Kliple alakalı da çok iddialı bir girişiniz vardı geçtiğimiz hafta. Evet. O iddiayı hala sürdürüyor muyuz? Sürdürüyorum. Birazdan zaten bir ilk izlenimde siz de burada olursunuz diye düşünüyorum. Evet. Çok konuşmayayım, kendi konuşuyor klip ya. Murat Şoker bugün burada yok. Berkay, bu sefer de Berkay'a tüküreyim mi? Ben her hafta birine tükürüyorum. Berkay'ın klip çekiminde şu an Murat Şoker. Uzadı iş. Hatta sürpriz olur belki ama çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım da Berkay'a klibinde eşlik edecek. O da orada. Makyaj artistimiz en yakın arkadaşlarımdan biri olan Seçkin Süngüç de orada. Stylistimiz Görkem de orada. Berkay düş artık hayatımızdan. Buradan çık. Git artık. Başka yönetmenle çalış. Ya yemin ediyorum demin kuliste ağladım Murat bugün burada olamayacak diye. Çünkü bizden daha çok emek harcadı bu işe. Keşke yetişebilseler. Hani onlar için yeni bir lansman bile yapabilirim. O kadar üzüldüm. Derici, tanıtımda giydiği yeşil kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Biraz da kıyafetten o zaman konuşalım. Böyle bayağı Matrix gibi geceye gelmişsiniz. Nasıl hazırlandınız geceye yeşil Matrix'in? Bu soruya hatırlar mısın? Ece Seçkin düğünde ne cevap vermiştim? Bir daha sorsana. Nasıl hazırlandınız? Nasıl hazırlandınız geceye? Nasıl hazırlandınız? Giyindim. Çıkar gittim. Beni de giydirdi. Hülya Avşar, sesi yetmediği için sahnede dekolte giymeyi tercih ediyor eleştirisine ne yanıt verdi? Onu diyenlerin durumuna bakmak lazım tabii. Ben yıllardır böyleyim. Az sonra...
Bak, seni kırmak istemiyorum, yanlış anladın. Ama Fikret'i senden daha iyi tanıyorum. Kerem Alışık'tan hatıra köpeği Jüpiter'i yeni sevgilisi Metin Haray'la dolaştırmaya çıkaran Hilal Altınbilek ilişkisi hakkında neler söyledi? Gayet iyi. Köpeğim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Az sonra. Ünlü oyuncu Selim Bayraktar, Muhteşem Yüzyıl'daki rol arkadaşı Meryem Uzerli ile ilgili yapımcı Timur Savcı'nın söylediği sert sözler hakkında hangi yorumu yaptı? Buyurduğun gibi babam, ama daha haber yoktur. Bu sezon Destan dizisiyle seyirci karşısına çıkan Selim Bayraktar, sevgilisi Emel Karaköse ile Etiler'de bir AVM'de kameralara yansıdı. Bayraktar çok yoğun bir tempoda çalıştığını belirtti. İşte böyle bir ufak tefek bir şeylere bakmaya geldik. Eczaneden belki ihtiyaçlar. Oradan eve. Akşam bölüm var. Bölüm izleyeceğiz. Nasıl geçiyor? Diziyi soralım hemen. Keyifli gidiyor. Vallahi biz yoğun çalışıyoruz yani. Gecemizi gündüzümüze katıp salı gününe yetiştirmeye çalışıyoruz seyircimize. Güzel, fena değil. Ekibimiz şahane. Çok yoğun bir tempodasın. Evet, evet. Sizin için. Yorucudur tabii ki canım. Kolay iş yok artık dünyada biliyorsunuz. Zor iyidir yani. Zor işlerden güzel şeyler çıkıyor ortaya. 46 yaşındaki ünlü oyuncu dijital projelerin sanıldığı kadar kolay şartlarda çekilmediğini ifade etti. Hani kişi artık dijitale yöneldi. Orada hani saat kısıtlaması da kısa oldu. Evet. Yani dijitale de kolay diyemeyiz aslında. Fakat kısa sürelerle daha iyi işler çıkabiliyor ortaya. Bu çok önemli. Yani gönül ister ki kısa sürelerde çok daha iyi işler yapalım. Selim Bayraktar son yıllarda yapımcıların oyuncuları sosyal medyadaki takipçi sayısına göre seçmelerine tepki gösterdi. Bu dönemdeki oyuncular için neler söyleyeceksiniz? Şöyle, artık yapımcılar birçok oyuncuyu sosyal medyadan takipçisine göre seçiyor. Yani sizce... Yani bu çok kötü, çok kötü. Benim dedikodu değil aslında, gerçek bu. Gerçek. Fakat yani oyuncu olabilmenin yolları var, çok önemli. Yani oyuncu olmak için çok okumanız gerekiyor. Herkesin okumadığını okumanız lazım. Herkesin izlemediğini izlemeniz lazım. Herkesin dinlemediğini dinlemeniz lazım ki siz toplumun psikolojisini etkileyebilecek bir yapı oluşturabilmeniz gerekiyor bunun için. Yani aslında toplum mühendisidir oyuncu. İnsan ruhu mühendisidir. O yüzden bu mühendisliği yapabilmek için çok fazla bilgiye ihtiyacınız var. Oturduğu yerde olmaz. Benim tek önerim bu. Yani çok okumak, çok çaba göstermek, bedenini iyi tanımak, bilgisini arttırmak ve zihnini çalıştırmaktan geçer oyuncu. İyi gözlem yapmaktan geçer. Bundan da vazgeçmemek gerekiyor. Bayraktar güzellik yarışmalarından çıkıp oyuncu olan gençlere de tavsiyelerde bulundu. İşte Miss Turkey gibi yarışmalardan çıkıp oyunculuk yapanlar oluyor biliyorsunuz. Yani genelde güzel kadın, güzel erkek tercihleri oluyor. Başrol. Ya tabii ki güzel kadın, güzel erkeğe ihtiyacımız var. Benim söylemek istediğim tek şey şu. Kendilerini geliştirmeye adamaları lazım. Durmamak lazım. Asla. Ünlü oyuncu Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin'i övdü. Ebru ile oynamak büyük bir keyif. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok yetenekli. Önü yıllarca açık olsun. Muhteşem Yüzyıl'da Sümbül Ağa karakterine hayat veren Selim Bayraktar'a dizinin yapımcısı Timur Savcı'nın yıllar sonra yaptığı açıklama hatırlatıldı. Savcı, dizi devam ederken Almanya'ya kaçan Meryem Uzerli'nin ekip arkadaşlarına büyük bir saygısızlık yaptığını söylemişti. Dizinin diğer oyuncularından Cansu Dere ve Pelin Karahan, Timur Savcı'ya hak verirken Engin Öztürk ise açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bir tek bana değil, tüm ekibe acayip bir saygısızlık ve ayıp ettiğini düşünüyorum. Peki son olarak da Muhteşem Yüzyıl'ı sor. Senin Timur Savcı'nın açıklamaları oldu. Meryem Uzerli'nin o dönem gittiği zaman dedi ki oyuncu arkadaşlarına ve ekibe bize ayıp etti diye bir açıklaması oldu ama sizce peki bir ayıp edildi mi gerçekten? Bir yani o çok çok özel bir durum bu. Meryem'in ne yaşadığını da bilemeyiz. Evet. Zaten sonrasında ahbaplıkları devam etti. Biz de görüşüyoruz hala. Evet. Çok çok özel bir durum bu. Yani Meryem'in özelinde bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Oyuncu arkadaşlarına yüzüstü bıraktığını inanıyor musunuz? Yani dediğim gibi özelinde çok ağır bir şey yaşadıysa ben yüzüstü bıraktığına inanmıyorum. Bir şey diyemem yani çünkü herkesin başına çok derin, çok sert şeyler gelebilir. Çok teşekkür ederim. Çok, evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim Usta. Kendinize iyi bakın. Tamam. Aşkım ne olursun üzülme.
Çok mu üzüldün? Çok. Cihangir'de gittikleri mekanda saldırıya uğrayan 80'ler dizisinin sevilen çifti Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner olay hakkında neler anlattı? İşte ben buranın Allah'ıyım, kimse buradan çıkmayacak falan filan diye bağırınca bizi tekrar içeriye aldılar. Az sonra... Şimdi sizi çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede? Kameralarımıza takılmış izliyoruz. Son Yaz dizisi geçen haftalarda final yapan Hafsa Nur Sancak tutan menajeri Ayça Çinkitaş'la iş görüşmesi çıkışı kameralara takıldı. Teşekkürler, iyiyim. Biraz rahatsızım. Seslerim size teşekkür ederim. Yürüme yakalandık. Evet, maalesef. Yeni proje görüşmeleri için mi geldiniz? Evet, bir görüşmemiz var. Bakalım. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. Nasıl bir rolde görecek sizi? Sürpriz olsun. Ben izninizi alayım. Biraz hastayım. Konuşamıyorum. Konuşmamam gerekiyor. Sancak tutan meslektaşı Denizcan Aktaş'la ilişkisinin güzel gittiğini belirtti. Daha sonra tekrar görüşürüz. Denizcan Bey'i soralım o zaman. Sorular ilişkisi gidiyor. Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçen Eylül ayında anlaşmalı olarak boşandığı futbolcu Gökhan Çıra'yla barıştığı haberleriyle gündemde. Çıra'nın Ciğerci'ye barışma hediyesi olarak 13 milyon değerinde bir otomobil hediye ettiği de öne sürüldü. Ciğerci, hafta başı Nişantaşı'ndaki mağazasından çıkarken magazin altı kamerasına takıldı. İtiraf ediyor musunuz barıştığınızı? El ele de görüntülendiniz artık. Ya ama ben sabah iş yerinde de görüyorum ki Gökhan Bey'i. Ama el ele videonuz çıktı ya. Hani yok yüzden... ya, şu o arkadaşlarımızın doğum günü. Hiç bu konuda girmeyelim vallahi çok yani, ayıp. Yani tekrar barışma olmayacak. Bilmiyorum ki öyle diyor, öyle demek de olmaz ki, her şey kısmet hayırlısı olsun. Açık kapı bırakıyorsunuz yani. Ya aman herkes iyi olsun. Tamam, hadi işten çıktım, eve gidiyorum. Öpüyorum Allah'a emanet. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Seni Soruyorlar adlı bestesi 2021'in en çok çalınan ilk 10 şarkısı arasında yer alan ünlü müzisyen Ersay Üner, geçen hafta sonu Florya'da bir mekanda sahne aldı. 2021 yılını değerlendiren Üner, yeni çalışmalarından bahsetti. Benim için yine keyifli bir yıl oldu açıkçası. Yaptığım şarkıları yine birkaç arkadaşımla paylaştım. Onların da mutlu olması beni daha çok mutlu etti. Hadise güzel oldu, çok güzel. Hay hay, Tuğba ile çalıştık. O benim, o çok güzel oldu. Benim Seni Soruyorlar. Onun haricinde ben birazcık konserlerle ve stüdyo üretim aşamasına geçtim. 2022'ye birazcık hazırlık yapıyordum açıkçası. Onun heyecanı var şimdi, sizle buluşacak yeni projeler var. Çoğunu böyle söylemeyeyim ama birkaç tane hani hadise olacak, tekrar Tuğba olacak. Netleşmiş olanları tekrar söyleyeyim. Benim yine tek bir şarkım olacak. Bir de sürpriz isimler olacak. Onlar ben bitmeden söylemeyi pek fazla sevmiyorum. Ama bu sene bizim için çok yoğun bir sene olacak. Ersay Üner, Aleyna Tilki ile yurt dışına yönelik bir proje için hazırlık yaptıklarını belirtti. Bir yurt dışı projemiz var. Aleyna ile inşallah koşturacağız. Ocak ayında bekliyoruz. Orada çok güzel gelişmeler var. Onlarla ilgili koşturmamız var. Yeşilköy'de sevenleriyle buluşan Volkan Konak, ben saate bakarak müzik yapanlardan değilim diyerek bazı meslektaşlarına gönderme yaptı. Ne kadar sürer bilmiyorum. Ben saate bakarak müzik yapanlardan değilim. Yavuz sahne Altın Kelebek'te yılın pop müzik kadın şarkıcısı ödülünü alan Hadise, Kuruçeşme'de bir otele girerken görüntülendi. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi evliliğe doğru giden şarkıcı konuşmak istemedi. Merhabalar. Birkaç kelime alalım mı? Yok hayır. Teşekkür ederim. Neden konuşmuyorsunuz artık bizimle Hadise Hanım? Beyoncé ve Rihanna gibi dünya starlarına özenip kendi giyim markasını piyasaya çıkaran Hadise, son olarak 90'lar disco modasını yansıtan yeni fotoğraf çekimiyle dikkatleri üzerine çekti. Hayatta elinden geleni yapacaksın, gerisini Allah'a bırakacaksın.
Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden ve yeni proje görüşmeleri yapan Kerem Alışık, geçen hafta Malatya Film Festivali'ne katıldı. Alışık, festival kapsamında düzenlenen törende usta oyuncu Turgay Tanülkü'ye onur ödülü verdi. Ve ustalarımızdan birinin evladından bu ödülü almak onur verir. Biz bu onur yolculuğunda karımla beraberiz. Çocuklarımızla. Bu onur ödülünü, bu bayrağımızı sallayacak sokaktan gelen, cezaevinden gelen ve sizin evinizdeki çocuklarımızla barışı yakalayacağımızı biliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Kerem Alışık bir gün sonraysa İstanbul trafiğinde kameramıza takıldı. Arabada bir röportaj yapalım sizle, ne dersiniz? Siz de başlıyorsunuz. Çok kısa, hayırlı olsun diyelim Kerem Bey. Birkaç kelime alt edelim. Kırıyor musunuz bizi? Zaten kırmızı ışık yanıyor, lütfen. Asya'm, al yazmalım. Asya'm. Geçirdiği beyin kanaması sonucu apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, 22 gündür tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. 72 yaşındaki ünlü aktör, hastaneden hayat arkadaşı Jülide Kural'la beraber ayrıldı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sizin ilginize de teşekkürler. Şeyden de takip ediyoruz sizi. Sosyal medyadaki sunumlarınızdan da takip ediyoruz. Ama böyle işte maalesef insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş, o amaçla düzenlenmiş kuruluşlar insanlara en kötü günlerine sağlık sunan mekanizmalar, can kurtaran, can suyu veren. Arkadaşlar pandemi nedeniyle çok kısa tutmak zorundayız, kusura bakmayın. Pandemi nedeniyle çok kısa tutmak zorundayız. Armutlu'da bir mekan çıkışı görüntülenen Zeynep Beşerler tiyatro oyununa başlayacağını açıkladı. Yapacağız bakalım, yeni bir tiyatro falan var. Herhalde bir önümüzdeki hafta provalara başlayacağız. Bakalım Ocak ortası, Ocak sonu falan herhalde sahne deriz. İnşallah alnımızın akıyla altından kalkarız diyorum. 2021 yılını değerlendiren Beşerler, son 2 yıl bende yok gibi dedi. 20 nasıl geçtiyse 21 de öyle geçti, ben anlamadım. Zaten hala hangi yılda olduğumuzu da karıştırıyorum. Çünkü o son 2 yıl bende yok gibi bir şey. Yani en son pandemi öncesi görüştüğüm insanlarla yeni görüşmüşüm gibi geliyor. Çünkü o ara yok bende, kayıp, bilmiyorum, anlamıyorum nasıl olduğunu. Ben senin dedin kalbini sevdim dedin, bana dedin kalbin lazım. Bir Başkadır dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan yönetmen Berkun Oya'yla ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in beraberliği tüm hızıyla sürüyor. İkili ilk kez Altın Kelebek töreninde beraber görüntülendi. Tuğba Yurt yeni klibi için kamera karşısına geçti. Ünlü popçunun Ersay Üner imzalı son şarkısının klibi Benim O, YouTube'da 60 milyon kez izlenmişti. Benim O'dan sonra yeni single'ımız geliyor inşallah. Yılbaşına gelmeden çıkaralım dedik. Yeni yıla girmeden yeni bir şarkı daha çıkaralım dedik. İnşallah 24 Aralık'a yetiştireceğiz. Çok güzel, çok inandığımız bir şarkı. Bir Ersay Üner şarkısı yine. Tuğba Yurt yeni şarkısıyla ilgili de iddialı konuştu. İster istemez yeni şarkıda biraz daha acaba nasıl olacak? Onun üzerine çıkabilecek miyiz, yoksa biraz daha gölgesinde mi kalacak acaba şarkı diye düşünüyoruz. Ama öyle bir şarkı yakaladık ki gerçekten, yine Ersay imzası diyorum. Gerçekten dönemi çok iyi analiz eden bir aranjör, bir söz yazarı aynı zamanda. O yüzden de bu şarkıya da gerçekten çok inanıyorum. İnşallah Benim O kadar sevilir, inşallah daha da geçer yani. Tek rakip Benim O herhalde. Evet, hep onu konuşuyorum değil mi? Ne? Kendi şarkımla yarışıyorum. Gerçekten kendi içimde zaten hep gerçekten yaptığım işlerin üzerine hep daha fazla koymak için çabalıyorum ben de. Burcu Esmersoy Emirgan trafiğinde görüntülendi. Ünlü sunucunun son olarak mobil oyun sektörünün öne çıkan isimlerinden Nazım Akmandil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İyi akşamlar. Merhabalar, nasılsınız? Nazım Bey'le de yeni bir ilişkiniz başladı. Hayırlı olsun değilim mi? Biraz konuşma fırsatımız var Burcu Hanım.
Neyi sordun çok anlamadım. Yeni birliktelik Nazım Bey'le evet. Hayırlı olsun diyelim teşekkür mi? Teşekkür ederim. Çok mersi. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Yağmur yağıyor. Bir ödül törenine katılan Mert Öcal, Survivor All Star yarışması öncesi yaşadığı heyecanı paylaştı. Bir aya kadar Domine'ye geçeceğiz tekrardan. Survivor All Star başlıyor. Onun hazırlıkları zaten birkaç aydır devam ediyordu. Bu akşam da ödül törenine geldik işte. Öyle küçük bir mola oldu. Öcal bu kez çok iddialı olduğunu ifade etti. Son 5 aydır falan her gün, günde 2 öğün falan spor yapıyorum. Biraz iyi hazırlandım. Ben de biraz iddialı gideceğim bu sene. Seda Bakan, eşi Ali Erel ve arkadaşlarıyla Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. İyi akşamlar. Seda Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim, çok mersi. Nasılsınız? İyiyiz, çok sağ olun. Kolay gelsin. Bir kalabalık grup vardı acaba? Evet. Şuradan geçeyim. Şöyle buyurun. Eşimi kaybetmeyeyim. Ünlü oyuncu, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen Askıda Fatura kampanyasına sosyal medyadan destek vermişti. Askıda Fatura'ya da destek oldunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Onu zaten konuşmuştuk. Çok evet. Teşekkür ederim. Sonra konuşuruz. Seda Bakan'a yakın arkadaşı Hadise ile Gülşen hakkında başlatılan Pop'un Kraliçesi Kim tartışması soruldu. Gülşen Hanım'la Hadise Hanım arasında Pop'un Kraliçesi tartışması çıktı. Sizce Pop'un Kraliçesi kim? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Birkaç kelime alsaydık. İyi akşamlar Seda Hanım. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Ne baksaydınız bana, camdan konuşsaydık. Şöyle, tamam. Açayım mı Seda Hanım? İyi akşamlar, çok sağ olun. I wanna fall. Günay Museyeva bir ödül törenine katıldı. Ünlü manken Amerika'da yaşayan eski eşi Tolga Karel'le oğlu Cihangir'in görüşmesini çok istediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmıştınız. Cihangir babasını tanımıyor diye. Öyle dememiştim aslında. Öyle yansıdı haberleri ama. Evet, ben öyle dememiştim ama o konuyu konuştuk ve artık bitti yani. Tanımıyor ama ben tanıştıracağım en kısa zamanda. Bir mesaj atmıştınız yani Tolga Bey'den bir dönüş geldi mi? Şimdilik gelmedi ama ben ailesine ulaşmaya çalıştım. Onların annesine, Bahriye Hanım'a. Annem ulaştı daha doğrusu. Yani onu, bu işin olmasını, onların bir araya gelmesi Cihangir'in babasıyla annemin çok isteği. Sürekli bana da deyip duruyor. Lütfen benim için bir araya getir. Biz ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım annesiyle, babaannesiyle görüştüreceğim Cihangir'i. İnşallah ondan sonra babası da gelir. Geçen yaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen iş insanı Haldül Demirhisar, Arnavutköy'de kameralara takıldı. Şu günlerde Umut Evirgen'le sevgili olan Serenay Sarıkaya'ya olan aşkı uğruna kilo verdiği iddia edilen Demirhisar, sorulara yanıt vermeden hızla taksiye bindi. Haldun Bey, Serenay Hanım'la ilişkiniz başladığına dair haberler çıktı. Görüntülendiniz, doğruluk payı var mı? Sizle birlikteyken Umut Bey ile ilişkisi olduğuna dair haberler çıktı. Haldun Bey! Bandırma Füze Kulübü filminde rol alan Görkem Sevindik bir ödül törenine katıldı. Şu günlerde babalık sevinci yaşayan ünlü oyuncu bebeğinin ilk fotoğrafını "Oğlum diye demiyorum ama kendisi çok yakışıklıdır" notuyla paylaşmıştı. Çok keyifli. Allah inşallah isteyen herkese versin. Çok tatlı ve çok benziyor size. Geçtiğimiz günlerde evet. Fotoğraf paylaşmıştınız. Aynen. Çok güzel, çok keyifli bir duygu ya. Tekrar söylüyorum, isteyen herkese versin. Tabii şimdi bu 4 aylık oldu. Daha böyle tam iletişime geçemedik. Yavaş yavaş geçiyoruz. Tam böyle iletişime geçtiğimiz an herhalde daha çok keyfini alacağız, hazını alacağız. Ama şu ana kadarki süreç çok keyifli. Geceleri uyanıyoruz, altını temizliyoruz. Hayat paylaşınca güzel biliyorsun. Annesine yardım ediyoruz. Nasıl bir bebek peki? Çok uyandırıyor mu mesela? Geceleri uykusuz çok kalıyor musun? Şöyle... İnanılmaz bir kere akıllı bir çocuk. Herhalde yeni jenerasyonlar, zaten yeni doğanların hepsi öyle. Bir derdi varsa ağlıyor. Ağlıyorsa biliyoruz ki bir derdi var. Ya acıkmıştır, ya altını değiştirmek istiyor, ya da kucakta gezmek istiyor. Üçünden biri, üçünü yaptığın zaman anında susuyor. Yani derdi olmadan ağlamıyor. Çok şükür öyle bir kolik deniyormuş herhalde. Bizimki öyle kolik. Ödül
gecesinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Karalar meslektaşı Kubilay Akay'la flört ettiği iddiası hakkında da ilk kez konuştu. Haberler çıktı biliyorsunuz. Kubilay Akay'la bir beraberliğiniz olduğu ileri sürüldü. Bu doğru mu değil mi? Sizden öğrenmek istedik biz de. Bu konu hakkında ben konuşuyorum. Ödül törenine geldik o yüzden. Yani iyi arkadaşım. Bir şey yok aramızda. Yeni tanışıyorsunuz yani? Yok arkadaşım. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Müzik yönetmeni Erol Sebepçi ile evlenen ve bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü popçu Atiye aylar sonra bir ödül töreninde ortaya çıktı. Evet. Yıllar oldu ki biz karşılaştık. Hayatınızda birçok şey değişti aslında. Çok teşekkür ederim. Evet çok mutluyum. Anne olmak muhteşem bir duygu. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani o benim her şeyim. En değerli varlığım hayatımda. Aynı zamanda aralarda beni delirtiyor tabii ki de ama. Çok yaramaz mı? Çok yaramaz. Evet, evet. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür sağ olun. Ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Açık açık seni kullanacağım diyorsun. Bilakis sen beni kullan diyorum. Üç Kuruş dizisinin baharı Nesrin Cevazade hafta başı Bebek'te kuaför çıkışı görüntü vermemek için demir çitlerden atlamıştı. Cevazade geçen cuma ise Etiler'de bir AVM'deydi. Ünlü oyuncu annesi Feride Cevazade'nin kendisini beklediğini söyleyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Kaç kere alalım mı? Nasılsınız? Annem beni bekliyordu inşallah. Geçmiş olsun, bir şey yok inşallah. Bir güzellik merkezinin marka yüzü olan ünlü Alman oyuncu Wilma Ilas'ın bir pilotla aşk yaşadığı gündeme geldi. 12 günde 20 ülke değiştirdiğini diyebilirim. 12 günde 20 ülke. 12 günde 16 tane uçağa biniyorum. Bu arada da bir pilot sevgimiz olduğunu öğrenmiştik. Bize geçtiğimiz günlerde öyle bir dedikodu çıktı. Doğru mudur? Yani zaten ben hep söyledim size. Uzun zamandan beri ben mutluyum bir ilişkide ama yani basında yer almasın özel hayatım. O şekilde göz önünde yaşamak istiyorum. Doğru ama söylemek istiyorum. Yani evet yani şimdi tabii ki herkesin tercihi farklı. İstemiyor yani tamam. Onun için. Ama çok pilot teşekkür ederim. Doğru. Bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özcan Deniz, yıllardır kendisine çok benzetilen meslektaşı Berda Mardini'yi neden panikle aradı? Bir anda beni aradılar, ya ne oldu, trend topik olmuşsun Twitter'da, ben dedi korktum. Ya Özcan yine ne yaptı falan diye böyle hani. Az sonra. Meslektaşı Gürhan Altundaşar'dan geçen Haziran ayında boşanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, özel hayatıyla ilgili hangi çarpıcı açıklamayı yaptı? Sonra görüşüyoruz. Yarın mı? Hayır, sen ona bir saatte. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, dizinin yönetmeni Çağrı Los Tuvalı ile Asmalı Meşrit'te görüntülendi. Merve Hanım, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz, yağmurla mı da yakaladık? Evet ya, gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, ne yapalım, yönetmenimiz de gidiyoruz işte. İyiyiz, evet. Hep çalışıyoruz, evet. Yarın repo günümüz olduğu için bugün öyle bir arkadaşlarımızı gördük. Öyle. Biz de sizi gördük, dayanamadık. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Güzel bir röportaj oldu. İyi yaptınız. Siz iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederiz. Dizide ablası Safiye'yi canlandıran Ezgi Mola'yla çok iyi anlaşan ve sık sık beraber görüntülenen ünlü oyuncu bugün yönetmenimizle beraberiz dedi. Rüzgar'ımı göremedik, yanımızda şaşırdık biz de. Evet, biz çünkü bugün beraber. Öyle işte. Merve Dizdar, geçen Haziran ayında meslektaşı Güran Altundaşar'la anlaşmalı olarak boşanmıştı. Eski eşinizle bir ayrılık vardı. Daha sonra tekrardan beraber fotoğraflar çıktı. Evet. Bir daha barışma olmayacak gibisinden. Yani biz hep ama yakın, çok birbirimizi seviyoruz yani. Arkadaşız zaten. O yüzden öyle de bir açıklama yapmıştık. Öyle yani. Peki bundan sonrası için hayatınızda birisi olur mu? Ne zaman görürüz yanınızda birisi? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Valla yani işte ne desem yalan olur. O peki yüzden bir kriteriniz var mı? Yok. Senin var mı? Benim oluyor. Yok. Benim oluyor. Benim oluyor. Bilmiyorum ki bu işler yani bir spesifik bir şey olamaz ki yani. Bilmiyorum. Ay çok yağmur yağıyor. Siz de dikkatli olun. Estağfurullah. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
Cihangir'de gittikleri mekanda saldırıya uğrayan 80'ler dizisinin sevilen çifti Ceyhun Ersoy ile Begüm Öner olay hakkında neler anlattı? Tamam. Aşkım ne olursun üzülme. Çok mu üzüldün? Çok. 80'ler dizisinin sevilen çifti Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner geçen günlerde Cihangir'de gittikleri mekanda saldırıya uğradı. İki ünlü oyuncu olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bizimle hiç alakası olmayan mekanda çıkan bir kavga sonucu biz bir şekilde dışarıya çıkamadık. Ve çıkamadığımız için olay bizim üstümüze sıçradı. Evet. Evet. Ve sonra korkunç, gerçekten asla hatırlamak istemeyeceğimiz iğrenç dakikalar yaşadık. Yani gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım ve hani hem Ceyhun'u öyle görmek hem oradan çıkamamak bir türlü ve o darpın devam etmesi. Ben dedim ki herhalde biz gerçekten buradan çıkamayacağız ve bugün hayatımızın son gününü yaşıyoruz. Hani yapacak hiçbir şey yok. Yani çünkü başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz o anda. Ceyhun Fersoy başta mekanda çok güzel karşılandıklarını belirtti. Biz oraya girerken öyle bir karşılandık ki, ama bu Ahmet Mehmet için de olması gerekiyor. Ama tabii biz birazcık da hani bu işi yaptığımız için bir, evet, ünlülük bir, evet, de diyorlar ya. O buyurun abi, niye bu kadar zamanda gelmediniz? Teşrif ettiniz yeniden. İlk defa geliyorsunuz. Keşke daha önce de gelseydiniz. İşte arka taraf sizinle fotoğraf çekmek istiyor. Ailemiz sizinle fotoğraf çekmek istiyor diyen adam beni darp, evet, etti. İlk geldiğinizden beri çok güzel muamele gösterip daha sonra da böyle bir şey yaşanması. Ve mekanın sahibi Tarkan Bey de inanamadı. Ünlü çift mekanın sahibinin kendilerini arayarak özür dilediğini de ifade etti. Hani Ceyhun'un işte küfür edip, ya asansöre gidemediği için küfür edip kavgayı başlatmış ya, dünyanın en komik şeyi herhalde. bunu kabul etmediğini, bu röportajı üstlenmediklerini söyledi. Bizden özür dilediler, biz de samimiyetlerine inandık. Ama tabii ki darp girişiminde bulunanlar için şikayetçi olduk. Dolay artık arada, dediğimiz, evet, gibi yargı. Bunu altını çiziyorum lütfen. Buradan sizin vasıtanızla çok teşekkür de ediyoruz. Biz mekandan ve Tarkan Bey'den şikayetçi değiliz. Kendisi de bunu söyledi. Yani evet, bizim güvenliğimiz. Darp edenlerden şikayetçiyiz. Sağlanması gerekiyordu. Ama mekanın bir kabahati yok. Mekanın sahibi bizi darp etmedi. Olsa çünkü mekanı da şikayet, evet, ederiz. Ama çalışanlar bir ay çalışıyorlar, diğer ay başka bir yere gidiyorlar. Öyle düşünün. Oradaki çalışanları. Yani mekanın hiçbir suçu yok. Mekanda hesap yüzünden kavga çıktığını vurgulayan Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner yaşadıkları olayın psikolojilerini bozduğunu sözlerine ekledi. Kuzenim tuvaletteydi. Biz kuzenimi bekliyorduk. Hesabımızı ödemiştik. Kuzenimi bekliyorduk. O geldiği an çıkmaya karar verdiğimizde birkaç masa ötemizde kavga çıktığını gördük. O kavgada hesap kavgasıymış. Anlaştıkları fiyata gelmiş vesaire. Bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor zaten. İşte çıkan kavga oydu. Bize Ceyhun da hemen dedi ki hani kadınları çıkartmamız lazım. Burada kavga çıktı. Biz asansöre doğru gittiğimizde o sanırım yani müşterilerden biri, onu da, kimseyi de zan altında bırakmak istiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. O da muhtemelen kamera kayıtlarından belirlenir. İşte ben buranın Allah'ıyım, kimse buradan çıkmayacak falan filan diye bağırınca bizi tekrar içeriye aldılar. Bizi içeriye aldıktan sonra yine böyle bir o kim olduğunu bilmediğim biri bana küfür edip böyle itekleyince Ceyhun da ona tepki gösterdi. Sandalyenin üstüne çıkıp artık yeter artık, bizim burada can güvenliğimiz yok. Burada kadınlar var. Ben sizi şikayet edeceğim deyince sen kimi şikayet ediyorsun diye bir üstüne atladı Ceyhun. O bizi seven, kollayan, fotoğraf çeken beyefendi yaptı. Üstüne atlayınca biz hepimiz yere düştük. İşte böyle daha çok bence kötü. Bence fazla, evet, açmamak aynen lazım. Ben, çünkü zor günler geçiriyoruz. Etme bulma dünyası işte, görüyor musun? Ahu Yatu, eski eşi Cem Yılmaz'ın açtığı nafakanın azaltılması davası ile ilgili neler söyledi? Cem Bey'le sizinle alakalı haberler çıkmıştı, çocuklarla alakalı nafaka davası. Evet. Tanıkların dinlendiğine dair haberler vardı. Az sonra. Özcan Deniz yıllardır kendisine çok benzetilen Berdan Mardini'yi neden panikle aradı? Berdan Mardini bir törende arabesk fantezi dalında ödül aldı. Ünlü şarkıcının sosyal medyada yaptığı paylaşım Özcan Deniz'e çok benzetilmiş ve Gerdan Mardini esprisine neden olmuştu. Hoş geldiniz. Çok kötü şeyler sormayın, tamam mı? Hoş bulduk, sağ olun.
Ödül törenindeyiz. Evet. En iyi arabesk fantezi dalında ödül alacaksınız. Siz de neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Öncelikle bu gecede olmaktan çok mutluyum. Beni de bu ödüle layık gördükleri için huzurluyum. Arabesk şarkıları seviyoruz. Arabesk seviyoruz. Türküler ve yeni şarkılar yapmaya devam edeceğiz. Gerdan Mardini diyorlar ve Özcan Deniz'e benzetildi yeni imajınız. Aynen. Gerdan'ım açılmış mı şimdi? Açılmamış. Şu an bayağı kapanmış bugün de. Şimdi ben doğal bir adamım. Ne varsa söylüyorum ve hep doğallığı tercih ediyorum. Şimdi saçımızı boyuyorduk, boyamadık. İşte aklar düştü falan görüyorsunuz. Artık geldik 43 yaşına ve ben de bu imajın, yani bu saçın bende güzel duracağına inandım ve aslında benim paylaştığım resim imaj falan değil, yani öyle bir imaj çalışması olmaz yani. Tamamen yansıdı biraz. Ama tamamen banyodan çıktım, saunadan çıktım. Aynanın karşısına geçtim, gece ne giyeyim diye düşünürken ya şimdi gömlek giymeyeyim uzun sürer dedim. Bir ceket giydim üstüme. Aa ne kadar güzelmiş, bir resim alayım dedim. Aldım. Öbürünü giydim. Onunla da aldım. Vallahi dedim bu hoşuma gitti, bir paylaşayım. Mevzu bu yani. Berdan Mardini, Özcan Deniz'le sosyal medyada trend olmalarını sağlayan paylaşımı üzerine telefonda konuştuklarını söyledi. İki gün sonra Özcan Bey'le konuştuk biz, Özcan abiyle. Yani hatta ne oldu falan dedi yani, ben de. Ya vallahi ne bileyim abi, bir resim paylaştım. Herkes Özcan Deniz ve Özcan Deniz muhabbeti yaptı. Hatta Twitter'a girdi falan. Ben de bilmiyordum bu kadar olay olacak yani. Memlekette konu mu kalmadı bunu konuşuyorlar, onu da çözemedim yani hakikaten. Sonra vallahi o da dedi ben spor yapıyordum. Bir anda beni aradılar, ya ne oldu trend topik olmuşsun Twitter'da. Ben dedi korktum. Ya Özcan yine ne yaptı falan diye böyle hani esprili samimi bir konuşmamız oldu. Yani onu ben... Zaten onlar bizden büyük. Özcan abi de diyorum ve takdir ediyorum. İlk çıktığım yıllardan beridir zaten Özcan Deniz'e bir benzetilme muhabbeti var. Ama ben hep kendi çizgimi, hep kendi kulvarımı seçtim. Şarkılarımda da, her şeyimde de. Ama Özcan Deniz de başarılı ve takdir ettiğim bir hemşerim yani. O ağırlı, ben Mardinliyim. Olabilir, insan birbirine benzeyebilir yani. Bunda uzatılacak ne var bu kadar? Onu anlayamadım. Yani ne bileyim yani ben de anlamadım konu niye buraya geldi yani. Yeni imajını hafta başı paylaşacağını söyleyen ünlü şarkıcı, memleketi Mardin'de açtığı gül fabrikasıyla da 50 kişiye istihdam sağladığını belirtti. Ama imaj mevzusu yani o değil. İmajı pazartesi göreceksiniz. Onu merakla bekliyoruz yeni imajınızı. Yani böyle buna yakın. Çünkü şu an. Tabi yeni imaj çalışmasını ben buna yakın bir şey olacak yani yapıyoruz. Değişik resimler olacak sadece. Onun dışında biliyorsunuz bizim Mardin'de güzel bir istihdamımız var. Fabrika, kozmetik. Şu an 50 kişi ekmek yiyor. Seneye 200-250 kişiye çıkacak bu istihdam. Dolayısıyla bunun için çok mutluyum öncelikle. İnsanlara kendi bölgemde, kendi köyümde, memleketimde iş verdiğim için çok mutluyum. Ne bileyim, fotoğrafta da çok güzelsiniz. Peki. Sadakatsiz dizisinin arası Berkay Ateş'le aşk yaşayan milli takım voleybolcusu Simge Aköz neden yüzünü gizledi? Az sonra... Hayatının filmi çekilecek olan Bülent Ersoy kendisini kimin canlandırmasını istedi? Bülent Ersoy Beyoğlu'nda sahne aldı. Hayatının film olacağı gündeme gelen Ersoy konuşurken duygulandı. Hayatınız film oluyor. Evet, işte tabii hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecek miyim? Çünkü o günleri yeniden yaşıyor olacağım, bilemiyorum vallahi. Nasıl kabul ettiniz bu teklifi, hani hayatınızın film olmasını? Yani ben yaşarken en azından doğruları insanlar bilsinler. Sonradan özür dilerim. Efendim surette şey olmasın diye. Yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti dediklerinde efendim.
belli. Diva'ya daha önce çok sevdiğini belirttiği Erkan Kolçak Köstendil'in hayatını canlandırmasını isteyip istemediği soruldu. Kim sizin hayatınızı canlandıracak? Kimler? Ha, onu bilemem. Sizin aklınızda biri var mı? Biri benim aklımda hiç kimse yok. Gençliğimi bir de bu yaşımı. Benim yaşım yok zaten. Ya, her zaman 18. Yaşsız. 18 bile değil. Yaş yok. Yaşım yok yani. Siz Bartolu'yu çok severdiniz Erkan Kösengil. Onun sizin yerinizde oynamasını ister miydiniz? Erkan Kösengil kim? Bartolu. Bartolu karakterini canlandırıyordu. Aa, o çocuğu çok beğeniyorum, evet. Çok iyi bir yani ama o yaşlı. Şey çocukluğu, yani gençliğim çocukluğum için. O bayağı bir adam adam yani. Çok güzel olmuşsun. Sen de öyle. Yani çok yakışıklı olmuşsun. Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı dizisindeki partneri Alp Navruz'la aşk yaşadığını nasıl itiraf etti? Yani varsa o zaman var değil, yoksa yok değil. Bize sormayalım bir daha. Güzel işte her şey. Hava yağmurlu. İstanbul'a geldik. Hoş geldin. Az sonra... Gülben Ergen sosyal medyada lüks yaşam paylaşımları yapanlara nasıl tepki gösterdi? Etiler'de bir AVM'de kameralara yansıyan Gülben Ergen, yılbaşı gecesi Ankara'da sahne alacağını söyledi. Çok kısa hemen bir soru sorsaydık efendim. Buyurun. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı nasıl? Ankara'da olacağım. Evet. İlk defa Ankara'da gireceğim yılbaşına. Aynı gün gireceğim galiba. Evet. Ünlü şarkıcı 2021 yılını değerlendirdi. Nasıl bir yıl oldu sizin için efendim? İşimize geri döndüğümüz, konserlere başladığımız 2 yıl aradan sonra ilk yılbaşı konseri olacak galiba değil mi? Yalnız anlamadım. 2 yıl aradan sonra ilk yılbaşı konseri mi olacak? Yılbaşı ilk tabii geçen evet, sene süper. Evdeydik evet. Özel hazırlık var mı böyle kıyafetli? Evet, bu hafta kıyafet provaları var, repertuar da yenileyeceğiz. Yılbaşı güzel bir başlangıç. Sahnede olmak da yıllardır alışık olduğumuz bir şey. Gülben Ergen sosyal medyada lüks yaşam paylaşımları yapanlara tepki göstermiş ve şu satırları yazmıştı. Ülkenin ekonomik durumu bu kadar zorluklar içerisindeyken artarak sinir bozan zamlar özellikle çocuklu ailelerin milim milim hesap yapmalarını gerektirirken yaşadığı ulaşılması zor özendiren lüksü göze soka soka paylaşan herkese gerçekten pes. Koyun can derdinde kasap mal. Peki efendim bu sanatçıların geçen bir sistemde bulunmuşsunuz siz de. Çok fazla paylaşım yapmasından dolayı, böyle lüks evet, yaşamdan dolayı evet, bir sisteminiz olmuştu. Bu konuda fikrinizi alalım. Yazdım zaten fikrimi. En azından böyle görmüşken. Doğru dönemden geçiyoruz malum. Sektör etkili bir dönem. Bizim dikkat etmesi gereken bir dönem. Özellikle çocuklu ailelerin de çok dikkat etmesi gereken. Herkes hak ettiğince yaşayabilir. Hiç kimsenin harcamaları tabii ki bizi ilgilendirmiyor ama göz göre göre yani çocuklu ailelerin özellikle bütçelerine çok dikkat etmeleri gereken bir dönemdir. İnsan gizli saklı da yaşayabilir ihtiyaçları her neyse. Bu bilinci çocuklara da aşılıyorsunuzdur illa ki örnek bir anne olarak hem değil mi? Hem nasıl hem nasıl. Var mı yılbaşı istekleri başladı mı peki çocuklarda? Yeni yok, ben onlara hediyeleri erken verdim paylaştım. Çok özel bir istek aldım. Özel bir sevgi ya. Gülben Ergen'e son olarak Altın Kelebek töreninde yakın dostu İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verilmesinin büyük tepki çektiği hatırlatıldı. Geçen hafta konuyla ilgili sorudan kaçan ünlü şarkıcı bu haftada konuşmak istemedi. Son olarak İbrahim Tatlıses'in onur ödülü alması çok eleştirildi. Kadın ben şiddetten bir dolayı. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ne düşünüyorsun? Öpüyorum sizi. Sağ olun. Kerem Alışık'tan hatıra köpeği Jüpiter'i yeni sevgilisi Metin Hara ile dolaştırmaya çıkaran Hilal Altınbilek ilişkisi hakkında neler söyledi? Seni kırmak istemiyorum, yanlış anladın. Ama Fikret'i senden daha iyi tanıyorum. Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile Bebek'te kameralara takıldı. Evet, bir hava almaya çıktık. Uzun zamandır da görmezsiniz. Gerçi dün akşam çıktınız ama. Evet. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yılbaşı da yaklaştı, tatil planı yapıldı mı? Dikkat edin, vallahi. Dikkat edin. Ünlü oyuncu henüz yılbaşı planı yapmadıklarını belirtti. Vallahi konuşuyoruz, daha bir şey belirlemedik. Öyle. İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen çiften Metin Hara, evlilik sorusunu yanıtlamak istemedi. İlişki nasıl gidiyor? Gayet iyi.
Burak Bey. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Düşünceniz var mıdır? Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aileler tanışıldı mı? Ailelerimiz tanıyor. Merak etme. Teşekkür ediyoruz. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hilal Altınbilek'te Metin Hara çifti daha sonra yürüyüşlerine devam etti. İkili bu sırada Hilal Altınbilek'in köpeği Jüpiter'i de dolaştırdı. Tasmasını Metin Hara'nın tuttuğu Jüpiter'i Hilal Altınbilek'e eski sevgilisi Kerem Alışık hediye etmişti. Alışık, geçen yıl tasması bir pastanenin önündeki çalıya takılan köpeği kurtarmaya çalışırken büyük panik yaşamıştı. Şimdi kısa bir ara, şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Adı geçmişte kadına şiddet olaylarıyla anıldığı için Altın Kelebek'te aldığı yaşam boyu onur ödülü tepki çeken İbrahim Tatlıses konuyla ilgili hangi açıklamayı yaptı? Ben hayatım boyunca kadına ettim. Sevgiye, adına kadına ettim. Ona göre bir erkek göstermemiştim diyebilirim. Az sonra... Emlak Konut bilgilendiriyor. Türkiye'nin iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı 2053 hedefiyle yenileniyor. Ulusal katkı beyanı 2053 yılı net sıfır emisyon vizyonu çerçevesinde güncellenecektir. Emlak Konut bilgilendirdi. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar en uygun fiyatlara sadece Koçak'tan alınır. Koçak. Yalıtımın en estetik hali yeni Dorado 76. Özel tasarımıyla ilk ve benzersiz. Minimum profil, maksimum görüş alanıyla yeni Dorado 76 sadece Winsa'da. En değerli pırlanta taşlar ve benzersiz tasarımlar en uygun fiyatlara sadece Koçak'tan alınır. Koçak. Hülya Avşar, sesi yetmediği için sahnede dekolte giyiyor eleştirisine ne yanıt verdi? Hülya Avşar hafta içi Yeniköy'de kameralara takıldı. Bir kafede arkadaşıyla sohbet eden Avşar, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yılbaşından sonra inşallah sohbet programıma başlamak istiyorum. Avşar, Kerem Alışık'la yapacağı müzikal projesini yazı ertelediklerini anlattı. Bir müzikal programınız vardı. O da var. Devam ediyor mu çalışmak? Devam ediyor. O Eylül'e kaldı çünkü yetişemiyorum. Ama Eylül, yani yazın toparlayacağız. Proje, her şeyimiz hazır inşallah. Ünlü şarkıcı konserlerinde dekolte giymeyi sevdiğini söyledi. Ben normal bir şey yapıyorum da size ne oluyor ben anlamadım. Normal sahneye çıkarken neyse o, yani sahnede dekolte çok güzel duruyor. Ben dekolteyi seviyorum. Avşar, sesi yetmediği için sahnede dekolte giymeyi tercih ediyor eleştirisine de yanıt verdi. Sesi yetmediği için işte biraz dekolte mi yapıyor? İşte sırtını açıyor, bacağını açıyor gibi şeyler var. Onu diyenlerin durumuna bakmak lazım tabii. Ben yıllardır böyleyim ama yıllardır da sahnedeyim. Desinler. Ben yani bugüne kadar sahneye hali hazırda şu anda çıkan herkesin sesinin olduğuna inanıyorum. Çünkü öbür türlü sistem kabul etmez zaten. Artık o eski şeyler yok. Sistem kabul etmiyor. Peki bu sahnedeki iddialı kıyafeti var mı? Sahne şovdur. Ben dekolteyi seviyorum ve sahnede çok rahat ediyorum. Yani böyle kollu şeylerle ya da hani böyle çok kapalı şeylerle hareket edemiyorum. O çok zor oluyor. Seviyorum yani. Benim sebebim bu ama diğerlerininki bilmem.
Hülya Avşar, son dönemde kullandığı argo ve küfürlü sözler yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan komedyen Hasan Can Kaya ile ilgili de düşüncelerini paylaştı. Şu en sağda üstte hiç belli etmiyor ama doktor o. Evde antrenman gibi bir şey mi? Ya herkes istediği her şeyi yapabilir, isteyen seyretmesin, bu kadar basit yani. Argo da hayatta var olan bir şey. Ben Hasan Can'ı beğeniyorum, zekasını da beğeniyorum. İnsanların yüzüne karşı hakaret ediyorsa onu bilemem tabii, onu hatadır, o da bilerek yapmamıştır eminim, ama argosu da var, olmayan da var, isteyen istediğini seyreder. Yani ne olduğunu bilmiyorum olayın, o yüzden yorum yapmak istemiyorum ama öyle şeyler de var hayatta. Sadakatsiz dizisinin arası Berkay Ateş'le aşk yaşayan milli takım voleybolcusu Simge Aköz neden yüzünü gizledi? Fotoğrafta da çok güzelsiniz. Peki. Çukur ve Alev Alev dizilerinin ardından sadakatsizle kariyerindeki yükselişini sürdüren Berkay Ateş, milli takım voleybolcusu Simge Aköz'le yeni bir aşka yelken açtı. Çift geçen çarşamba Arnavutköy'de bir mekanda ilk kez beraber görüntülendi. Mekana önce aralarında Bora Akkaş'ın da olduğu arkadaş grubuyla Berkay Ateş geldi. İyi akşamlar Bora Bey. İyi akşamlar. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizin yanıma değişiyoruz. Nasılsınız? İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlarımızın yanına geldik. Evet. Sonra konuşuruz, olur mu? Tamam, sağ ol. Eyvallah. Ünlü oyuncunun ardından sevgilisi Simge Aköz kapıda göründü. 30 yaşındaki voleybolcunun yüzünü gizlemesi dikkat çekti. İkili gece boyu uzun uzun sohbet etti. Simge Aköz mekandan tek başına ayrıldı. Biliyordunuz, onu sorsaydık. Bir de beraber çıkmadınız mekandan, girişte de beraber girmediniz içeri. Simge Hanım, saklanmanızı gerektirecek bir durum yok bizce. Ağzını bıçak açmayan ünlü voleybolcu aracının direksiyonuna geçip hızla uzaklaştı. Adı geçmişte kadına şiddet olaylarıyla anıldığı için Altın Kelebek'te aldığı yaşam boyu onur ödülü tepki çeken İbrahim Tatlıses konuyla ilgili hangi açıklamayı yaptı? Dokuz yıl sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, Şişli'deki ünlü bir mekanda sahne aldı. Tatlıses, son günlerde Altın Kelebek töreninde aldığı yaşam boyu onur ödülüyle gündemde. 69 yaşındaki sanatçının adına gecede minik kızı Elif Adan'ın aldığı ödül, Tatlıses geçmişte kadına şiddet olaylarıyla anıldığı için tepki çekmişti. Yaşanan duruma çok üzülen usta sanatçı, sevenleriyle sohbet ederken konuya değindi ve kadınlara verdiği değere vurgu yaptı. Ne kızı gentlemanı? Dünya kurulduğundan beri ben İbrahim Tatlıses'e dediğimden beri hep baştan pencere olmazdı. Der miyim demez miyim? Allah aşkına bu şurada da der miyim demez miyim? Bütün sahneler çünkü niye? Başta hanımefendine olmaz. Hanımefendine olduğu yerde tatsızlık olmaz, susuzluk olmaz. Lezzet olur sahneler. Var olsun hanımlar. Yani bunun şimdi bazı şeylerle ben konuşuyorlar, konuşmuyorum ama benim hayatım bunu kabul ettim. Sevgiye, adına kabul ettim. Ona göre hiçbir ilgi göstermemiştir diyebilirim. Bu. Ama hanımlar beni çok sever, ben onları çok severim. Yalan da yok. Diğer bir
Bir kez daha sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses, sahne programı sırasında zaman zaman şarkılarını ayakta söyledi. Ahu Yalçın, eski eşi Cem Yılmaz'ın nafaka azaltılması ile ilgili açtığı dava hakkında neler söyledi? İzliyoruz. Bulma dünyası işte, görüyor musun? Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yalçın'a açtığı nafakanın azaltılması davası sürüyor. 8 yıl boyunca 9 yaşındaki oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen ünlü komedyen mahkemeye başvurmuş, nafakanın Türk lirasına çevrilmesini ve aylık 40 bin lira olmasını talep etmişti. 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın yeni duruşmasına davacı Cem Yılmaz'la davalı Ahu Yalçın katılmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada Ahu Yalçın'ın yakın arkadaşı Pınar Tezcan'la çocuğunun şoförü Ali Elbasan dinlendi. Mahkeme tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı 3 Şubat'a erteledi. Kardeşlerin dizisinde Suzan karakterine hayat veren Ahu Yalçın, geçen perşembe bir derginin ödül törenine katıldı. İyi akşamlar Ağlan, nasılsınız? İyi akşamlar, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de çok iyiyiz. Güzel bir gecedeyiz, neler söyleyeceksiniz? Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ederim. Kırmızılar içindesiniz. Geceye evet. Nasıl hazırlandınız? Geceye heyecanla hazırlandım. Biliyorsunuz artık çok sık olmuyor böyle organizasyonlar. O yüzden hakikaten tebrik ve takdir etmek istiyorum. Yalçın, cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim dizisinin çekimlerinin çok iyi gittiğini söyledi. Çekimler tam hızıyla devam ediyor. Full çalışıyoruz. İyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Ekmeğini de alıyoruz. Çünkü gerçekten evet, reytinglerimiz çok güzel. Yani o konuda hepimiz çok mutluyuz ve tatminiz diyebilirim. Ekip olarak güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Bunun dışında başka projeler olacak mı? Bunun dışında herhangi bir proje yok şimdilik. Ama diğer dönem için, yani bahar dönemi için bir takım konuşulan, görüşülen, havada olan bir şeyler var. Neler var sinema filmi? Onlardan bahsedemem şu anda. 43 yaşındaki ünlü modele eski eşi Cem Yılmaz'ın açtığı nafakanın azaltılması davası da soruldu. Cem Bey'le sizinle alakalı haberler çıkmıştı, çocuklarla nafaka davası. Evet. Tanıkların dinlendiğine dair haberler vardı. Ha, olabilir, bilmiyorum. Yani, nafakayı düşürdüğüne dair. Gizlilik olduğu için şu anda mahkemeyle ilgili konuşamıyoruz. Peki, evet, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Öte yandan törende eşitlik ödülünü Aybüke Pusat'a veren Ahu Yalçın sahneyi yürürken yere kapaklandı. Törenin sunucusu Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yalçın'ın yaşadığı olayı Jennifer Lawrence'ın 85. Oscar Akademi töreninde sahneye çıkarken düşmesine benzetti. Ahu'cum biliyorsun Jennifer Lawrence da Oscar'da böyle bir her giriş zaman, yapmıştı. Her zaman bekliyoruz. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederim. Magazin Hattı'nın maalesef bu hafta da sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.